Herkesin keyfi yerindedir umarım. Bu akşam çok kıymetli bir konuğum var. Çok kıymetli de bir konu konuşacağız. Tüm insanlığı ilgilendiren aslında. Çok açıkçası konu itibariyle biraz heyecanlıyım ve takipçileri, sizleri bekliyorum. Sevgili Doktor Ayşegül Tohumcu Şener'le birlikte olacağız bu akşam. Bizimle çok kıymetli konuları paylaşacak. Hoş geldin Ayşegül. Merhaba. Nasılsın? Beni görüyor musunuz? Evet, görüyoruz. Ben seni göremiyorum ama çok ilginç. Neyse, kendimi görüyorum sadece. Şöyle bir deneme yapacağım, çok kısa. Şu an nasıl? Ben şu an sadece kendimi görebiliyorum lütfen. Ekranla ilgili olabilir mi Ayşegül? Olabilir. Büyük ihtimalle benle ilgili. Tamam. Şu an ben kendimi de seni de görüyorum. Tezgah yapayım arkadaşlarımıza. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an öncelikle canlı yayına davetimi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum sana. Ve Rica katılımcılara ederim. değerli vakit Keyifle. ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Konumuz kıymetli ve konuyla birlikte olarak senin paylaşımın çok kıymetli. Ben ilk duyduğum andan itibaren açıkçası çok heyecanlanıyorum. Çünkü 20 yıl sağlık sektöründe deneyimi olan biri olarak yaptığın şeyin ne kadar kıymetli olduğunun çok farkındayım. Hem de bu tanı öyküsünü ön tanı çerçevesinde yaşamış biri olarak insanlığa verdiğin hizmet çok çok değerli. Hem tıbbi tarafta hem de spiritüel Teşekkür ederim. deyip sözü sana bırakayım. İnsanlar neden kanser olur Ayşegül? Şimdi önce ben beni tanımayan için çok kısa böyle bir tanıtayım kendimi istersen. 20 yıllık hekimim. Uzmanlık alanım patoloji, yani kanserin tanısını koyan ve diğer hastalıkların da biyopsi alınan hastalıkların tanısını koyan bölüm. Bunun yanında 10 yıllık da profesyonel koçum Gökben. ICF-PCC unvanım var. Biliyorsun PCC unvanı çok kolay alınmıyor ve koçlukta önemli bir unvan, tecrübe gerektiren bir unvan. Aynı zamanda da nefes koçuyum, yoga antrenörüyüm. Dolayısıyla nefese, nefes tekniklerine de hakimim. Bunların dışında işte alternatif şifa yöntemleriyle ilgili, özellikle hastalıkların zihinsel nedenleriyle ilgili de pek çok eğitim aldım. İşte recall healing, resetting, Theta Healing, biyoenerji, doğal taşlarla terapi dediğimiz litoterapi gibi pek çok tamamlayıcı şifa metoduyla ilgili eğitimler de aldım. Şu anda da felsefe öğrencisiyim. Öğrenci olmayı çok seviyorum. Bilgilerimi arttırmayı seviyorum. Bunlarla insanlara fayda sağlamayı çok seviyorum. Çünkü en üst değerlerimden bir tanesi de fayda. Şu anda da onkoloji koçluğu yapıyorum. Türkiye'nin ilk ve tek onkoloji koçuyum. Özellikle de tıp kökenli ilk ve tek onkoloji koçuyum. Bunun yanında bir de onkoloji hastalarının efendim Ve hatta dünyada ilk ve tek diyebilir miyiz? yani tıp kökenli hatta patolog olan dünyada ilk ve tek diyebiliriz. Evet, bunu belki biraz araştırmak gerekiyor ama ben şimdiki araştırmalarıma göre hiç görmedim başka birini. Yani patolog olan, tıp kökenli olan ve onkoloji koçluğu yapan. Yani onkoloji koçluğu dünyada var. Farklı şekilde de icra ediyorlar. Danışmanlık şeklinde de yapıyorlar. Ama hani tıp kökenli ve patolog olan, hekim olan onkoloji koçu herhalde dünyada bir tek benim. Bunun yanında bir de onkoloji hastalarına yönelik bir program hazırladım. Bütünsel dönüşüm programı diye. Onda da 15 tane offline video ve ses kaydı var. İşte içinde neler var? İstersen şimdi bahsedelim, istersen sonrasında daha ayrıntılı bahsedebiliriz bu programla ilgili. İçinde uygunsa Efendim? senin için de
bunu sevmem. Ya aslında şöyle başlasak, insanlar neden kanser olur? Oradan başlayıp sonrasında programa devam edelim arzu edersen. Olur, tamam. Şimdi şöyle, benim hikayem şöyle başladı. Tıp fakültesi yıllarında ben şunu tespit etmiştim. Bizim tıp kitaplarımızda hastalıkları anlatırken, hastalıkların nedenlerini söylerken çok böyle yuvarlak cümleler kullanılıyordu. İşte ailesel, genetik, çevresel faktörler, toksinler, işte ve çoğunda da nedeni bilinmiyor. İdiopatik yazıyordu. İdiopatik bunun Latincesi. Çoğu hastalığın nedeni tam olarak bilinmiyordu. Ve ben şöyle düşünüyordum. Biz o zaman nedenini bile bilmediğimiz hastalıkları nasıl tedavi edeceğiz falan diye düşünüyordum tıp fakültesi öğrencisiyken. Zaten aslında modern tıbbın yaptığı da çoğunlukla semptomatik tedavi. Yani atıyorum insanların başı ağrıyor, migren tanısı konuluyor ama migrenin kesin nedenini tıp, modern tıp bilmiyor. Ve sadece semptomları gidermeye yönelik işte ağrı kesicilerle falan bir işte tedavi yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki tıbbi tedaviler çok kıymetli. Yani hastalandığımızda ilk başvurmamız gereken şey bu. Ama modern tıbbın ıskaladığı bir şey var. İnsan sadece bedenden oluşmuyor ve hastalık durumu da sadece bedendeki bir arıza değil. İnsana daha böyle bütünsel olarak yaklaşmamız gerekiyor. Sadece kanserde değil, tüm hastalıklar için geçerli bu. İnsan daha komplike bir varlık. Hatta ben şöyle diyorum, insan daha komplike ve aynı zamanda kutsal bir varlık. Bir makine değil. Hastalıklarda bir makine arızası değil. Evet. Şimdi insanı dört boyutta inceliyorum ben. Hastalıklarda, kanserde dahil bu dört boyutta yaptığımız hatalardan dolayı bu dört boyuttan yani dört saç ayağı gibi düşünürsen bu dört saç ayağından birinin ya da birkaçının işte sıkıntıya, kesintiye uğramasından, dengesini kaybetmesinden kaynaklanıyor. İnsan hem bir bedeni var, hem zihni var, düşünüyor, hem duyguları var, düşünceler duyguları doğuruyor ve aynı zamanda da bir ruhi tarafımız var, yani spiritüel tarafımız var, bir spiritüel özümüz var. Bu dört sac ayağından birinde bir boşluğa düştüğümüzde, bir dengesizlik olduğunda bu bir süre sonra kendini hastalık olarak gösteriyor. Ve ben hastalıklara bir uyarıcı gözüyle bakıyorum. Yani böyle bakmamız gerekir. Yani hastalık düşman değil, alt edilmesi gereken bir şey değil. Bize hayatında bu dört alanda bir şeylerin ters gittiğini gösteren en son gelen bir ulak, bir haberci olarak bakabiliriz. Dolayısıyla da ben diyorum ki kanserle savaşmayın, kanserle barışın, size getirdiği mesaja odaklanın. Acaba sizi hayatınızda ne ile ilgili uyarıyor? Buna bir bakın diyorum. Şimdi bedeninizi ele alacak olursam bu dört saç ayağına bakıyoruz. Hani hastalıkların ve kanserin genel nedenleriyle ilgili. Evet. Öncelikle bedenin ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamamak. Gerekli olan işte vitaminleri, mineralleri, besin desteklerini almamak, düzgün sağlıklı gıdalarla beslenmemek. Mesela günümüzün en önemli problemlerinden biri kanserde sebep oluyor. Obezite, gereğinden fazla besleniyoruz. Doyduğumuzu bile anlamıyoruz çoğu zaman. Yemekte yanlış seçimler yapıyoruz. Orada bir diğer... Kıtlıktan kaynaklı yemelerimiz de var. Onun da etkisi olabilir mi? Neyle ilgili? Pardon. Duygusal açlıktan dolayı. Aynen, evet. Bir şeyleri bastırmak için. İfade edemediğim bir şeyleri bastırmak, öfkeni bastırmak. Dediğim gibi duygusal bir şeyleri ifade edemeyip onları bastırmak için çoğunlukla o obezite oluyor, aşırı yeme oluyor. Onun dışında spor yapmıyoruz. Dolayısıyla da gergin bir kas, iskelet ve sinir sistemimiz oluyor. Yanlış postür yani yanlış vücut duruş alışkanlıklarımız var. Sürekli işte ekran başında, bilgisayar, tablet, telefon başında postürümüz bozuluyor. Nefes alışkanlıklarımız bozuluyor. Buna disfonksiyonel nefes alışkanlıkları diyoruz. Bunların hepsi bedenle ilgili olan kısım.
zihine bakacak olursak, zihnimiz sürekli çalışıyor. Hani kadim bilgelikler, kadim kültürler hep işte meditasyon yapın ya da işte ne bileyim zikir yapın, kendinize bir 5-10 dakika gün içinde ayırın diyorlar ya, işte o zihni biraz olsun dinlendirmek ve gözlemci pozisyonuna konumuna getirmek için zihnin sürekli çalışması da çok yorucu bir şey. Çok fazla enerjimizi israf ediyor, bedenimizi yoruyor. Zihinsel olarak yine yanlış yaptığımız bir şey, olayları objektif değil, subjektif olarak değerlendiriyoruz. Hayatla ilgili gerçek dışı fanteziler dünyasında yaşıyoruz. İşte böyle kutuplu düşünüyoruz, ya pozitif kutuptayız, oradan negatif gidiyoruz. Zihnimiz böyle bir sarkaç gibi mutlulukla mutsuzluk arasında gidip geliyor. Bu da gene dengemizi bozan bir şey. Bizi hastalandıran şeylerin başında geliyor. Çarpık bakış açılarına sahip oluyoruz. Bize hizmet etmeyen inançlarımız oluyor. Kendimizle ilgili, diğer insanlarla ilgili, hayatla ilgili. İşte bir şeye takıyoruz. Dünyada savaşlar olmamalı. Herkes barış içinde yaşamalı. Yani dünyanın bu dualite üzerine kurulmuş yasalarına uygun olmayan düşünce tarzları geliştiriyoruz. Bunlar da bizi dolayısıyla yoruyor ve bir süre sonra da hastalandırıyor. Çok kısa bir şey Duygusal. sormak istiyorum burada. Yargılarda o yaptığımız filtreler algımızdaki, orada bir dualiteden bahsettin. Dualiteyi biraz ifade edebilir misin rica etsem? Hani herkes bilmiyor ya o dualitenin ne olduğunu. Biz Dualite şöyle, bu dünya düzeni dualite üzerine kurulmuş. Yani her şey bir zıddıyla var. Bir eşittir bir. Mutluluk, mutsuzluk. Gece, gündüz, iyilik, kötülük. Siyah, beyaz, aydınlık, karanlık, güneş, ay gibi. Biz bu her iki kutbu da bu dünya yaşamında deneyimleyen varlıklarız. Dolayısıyla işte savaş, barış. Bir yerde savaş olurken dünyanın başka bir yerinde de İnsanlar barış içinde yaşıyor. Sonra bir süre sonra orada savaş oluyor. Diğer insanlar barış içinde yaşıyor Yani vesaire. Yani kutupluluk bu aslında. Dünyada dualite dediğimiz şey bu. Dünya düzeni dualite üzerine kurulmuş. Yani bunu kabul etmek durumundayız. teşekkürler. Sonrasında Evet. Sonrasında duygular kısmına geçecek olursak, duygular gelip geçicidir ama duygulara sürekli böyle tutunup onları kalıcı hale getirip enerjimizi bu yönde tüketiyoruz. Duygulara takılıp böyle duygu bağımlısı haline geliyoruz. Bu da insanı hastalandıran bir durum. İşte kimisi acıya bağımlı hale geliyor. Ondan sonra kimisi zevke bağımlı hale geliyor ve bir süre sonra da bu duygusal bağımlılıklar insanı madde bağımlısı haline de getiriyor. İşte uyuşturucudur, işte sigaradır, paradır, seks, bir sürü şeye bağımlı hale getiriyor. Onun dışında dördüncü sacaya dedik ruhi özümüz, bir spiritüel tarafımız var bizim. Daha doğrusu şöyle, biz spiritüel, ruhsal varlıklarız. Yani insan olma deneyimini yaşayan ruhsal varlıklarız. Mesela modern tıp ruhu açıklayamadığı için dolayısıyla şu anda kabul de etmiyor. O yüzden bu kısım mesela birçok tıp doktoruna ya da bilim adamına garip gelebilir ama kuantum fiziği artık bunları da yavaş yavaş açıklamaya başladı. Kendimizi bedenden ibaret sayıyoruz. Ölünce her şey bitecek. O şekilde düşünüyoruz ve ölüm bizi dolayısıyla da korkutuyor, paniğe sürüklüyor. Ve bu dünyadan ayrılırken de yanımızda götürebileceğimiz tek şeyin bilincimiz ve öğrendiklerimiz olduğunu unuttuk. O yüzden bu da böyle maddeye bağımlı hale getirdi insanları. İnsan ruhi varlık olduğunu unuttukça böyle bir karanlığa sürükleniyor. Bunun içinde hastalıklar da var tabii. Bunu hatırlaması gerekiyor. Birbirimize yani varoluşta tüm canlılar birbirine görünmez iplerle bağlı. Aslında bunu kuantum fiziği de kanıtladı. Ve varoluşun bir parçası olduğumuzu da unuttuk. Yaptığımız olumlu ya da olumsuz her şeyin varoluşta bir puzzle'ın parçası gibi böyle tamamlıyoruz aslında.
Bunu da unutmuş haldeyiz. Ve her varlık dünyaya bir amaçla geliyor. Hepimizin bir misyonu, hayat amacı var. İnsanlar hayat amaçlarından uzaklaştıkça hayatta olumsuz şeyler yaşıyorlar. Buna hastalıklar da dahil olmak üzere. Misyonumuzdan, amacımızdan uzaklaştıkça dibe vuruyoruz. İşte hastalıkların bir sebebi de bu. Aslında bu da senin uzmanlık alanı. Bilmiyorum, belki bu konuda araya girip sen de bir şeyler söylemek isteyebilirsin. Eşsizlik danışmanı olarak. Çok kısa girmek isterim. Benim de kendi yaşadığım sağlık sorunlarımdan gireceğim. Ve sağlıkta bir farkındalık yaratmak adına açıkçası görevlerimden misyon ettiğim rehberlik sebebim bu. Ben de videolarımda da hatta bahsediyorum. Migren atakları, vertigo atakları, kas ağrıları, rahim ağzı kanseri tehlikesi, tiroid kanseri tehlikesi geçirmiş ve bunları yolda senin anlatımlarınla deneyimlemiş ve sonrasında da çözümlerini bulmuş hem tıbbi tarafta hem spiritüel tarafta bir kişiyim. Ve Human Design'la tanışmamla birlikte tasarımımı öğrenmemle, neyin neden olduğunu anlamamla birlikte ve senin de bahsettiğin nefes, meditasyon, bilinç dönüşüm çalışmalarıyla değerlerimle hizada yaşamak ve hayat amacını bulmak noktasında bu formüllerle, daha doğrusu bu prensiplerle oluşan formülle ben kendi yolumu buldum. Ve hayat amacımı yaşayan biri olarak bunu ihtiyacı olan ve aslında buna hazır olan kişilere anlatmanın öneminin çok farkındayım. Dolayısıyla senin yaptığın program ve farkındalık bu noktada çok kıymetli deyip hayat amacına bağlamamın nedeni de şu. Hayat amacına şey yapmadığın sürece, yani hayat amacına yaşamadığın sürece, değerlerinle hizalı olmadığın sürece ve en önemlisi tasarımını bilmediğin sürece bu hastalıklar diye zannettiğimiz, aslında zan altında yaşadığımız kendi illüzyonlarımız ve yargılı bakış açımızla o mesajı almamaya direniyoruz. Ve mesajı almaya açık olduğumuz noktada senin ifadenle hayat bambaşka bir yere dönüşüyor. Dolayısıyla tasarımımız da eşsizliğimizi fark etmekte, kendimizi gerçekleştirmek ve hayat amacımız noktasında ilerlemekte bu noktada çok çok kıymetli. Evet, kesinlikle tıp doktorları, bilim adamları şunu söylüyor. Hayat amacını keşfedip bu yönde yaşayan insanların bağışıklık sistemi daha güçlü oluyor. Kesinlikle. Diğer insanlara göre daha uzun ömürlü olduklarında gene yapılan araştırmalarda gösterilmiş bu arada. Kesinlikle. Katılıyorum. Burada şeyi söyleyebilirim. Aslında doğumdan ölüme bir nefesten bir nefese yolculuk olarak bakarsak o iki nefes arasındaki yolculukta hayatın kalitesini yaşamak seçimlerimizle çok doğru orantılı diye düşünüyorum. Senin verdiğin örneklerle ve benim kendi hayat yolculuğum izlediğim prensiplerle ve oluşturduğum formülle gidildiği noktada gerçekten çok hayatın sırrını bulmuş ve kaliteli bir noktadan ilerliyoruz ve hastalık denen bir şeyi artık açıkçası hayatımda çok uzun zamandır deneyimlemiyorum. Bu grip olmak dahil. Çünkü çok net hemen mesajı algılamaya çalışıyorum kendi adıma ve bakış açısı bunun olduğunda kanser diye bir şey olmadığını düşünüyorum. Ne dersin? Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben zaten hastalığa inanmıyorum yani. Hani... Yok. Patoloji uzmanıyım, hastalık bilimi uzmanıyım ve hastalığa inanmıyorum. Burada böyle biraz paradoksal bir şey var gibi gözüküyor ama gerçekten öyle. Yani onun bize getirdiği mesajı, evet. Seçimimizle hastalığı kendimiz yaratıyoruz. Peki, kanser diye bir şey yok dedik. Şimdi senin oluşturmuş olduğun onkoloji hastalarına yönelik farkındalığı açığa çıkaran bütünsel dönüşüm programını biraz anlatabilir misin? Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Süper. Bir de son olarak şeyi ekleyeyim ben. Hani şu dört sacaya dedik ya, beden, zihin, zihnin ürettiği duygular ve ruhi, spiritüel tarafımız. Spiritüel tarafta bir de evrensel yasaları unuttuk. Tamam. Yani evrensel yasalara göre yaşamıyoruz. Bu da insanı hastalandıran bir şey. Alma verme dengesinin bozulması mesela, en basitten. Sürekli vermek. Kanser hastalarının yaptığı şeylerden biri de bu mesela. Görüştüğüm kişilerde mesela dünya en iyi insanı bakıyorsun. Sürekli böyle bir verme. Sürekli kendinden verme eğiliminde. Ya bu da
bir evrensel yasayı aslında ihlal etmek oluyor. Anlatabildim mi? Çok Bunun bozulması da gene karşı. hastalığın oluşmasına zemin hazırlayan sebeplerden biri bu arada önemliydi. Buna eklemek istiyorum. O devamlı verme eğiliminin altında da altını çizmek istediğim bir farkındalık sağlamak istediğim bir detay var. Orada bir değersizlik duygusu var. Bugüne Evet. deneyimimden binlerce kişiye rehberlik etmiş kişi olarak konuşuyorum ve kendim de zamanında deneyimlemiş kişi olarak söylüyorum. Ciddi bir değersizlik duygusu ve devamlı kabul görme ihtiyacı, kendini kanıtlama ihtiyacından gelen bir Evet. hal. Sevgi, kabul görme, değer görme. Beni de aranıza alın. Şeyi var orada. İnancı var. İnancı var. Dolayısıyla orada da bir yasayı ihlal etme halimiz var. Ve bu da kansere davetiye çıkartıyor aslında. Aynen öyle. Peki Hatta diğer yasa. başta olmak üzere pek çok hastalığa sebep oluyor. Şimdi bu mesela bu dediklerimizi hepimiz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz ama herkes kanser olmuyor. Herkes hasta olmuyor. Hepimizin zihninin, algılarının, sen biraz önce dedin ya o zihinsel süzgeçlerimiz var ya hepimizin farklı olduğu için parmak izi gibi farklı olduğu için herkes de aynı hastalık olmuyor ya da herkes hastalanmıyor. Senin onu nasıl o olayı nasıl algıladığınla da ilgili biraz nasıl işlediğinle de ilgili o hastalanma süreci bu arada Kesinlikle. hani bu kanseri sebep olan zihinsel duygusal nedenleri işte biraz sonra sayacağım bunları herkes yaşıyor ama herkes kanser olmuyor bunları bilinç altında ve bilincinde farklı şekilde işleyen kişiler de ortaya çıkıyor bu arada şimdi o programa gelecek olursak İsmi onkoloji hastalarına bütünsel, onkoloji hastalarına özel bütünsel dönüşüm programı. İçerisinde 15 tane video ve ses kaydı var offline olarak benim sistemde. Kişi kayıt olduktan sonra onun adına bir panel oluyordu ve o panelinden sınırsız olarak belli bir süresi yok. İstediğin zaman girip oradaki işte alıştırmaları, egzersizleri yapabiliyor. İçerisinde neler var? İki tane nefes seansı var. Bunların hepsi onkoloji hastalarına şifalandırmaya yönelik özel olarak hazırladığım programlar bu arada. Bir kanser hastalarına özel nefes tekniklerinden oluşan nefes seansı var. Bir de özel bir dönüşümsel nefes çalışması var. Nefes analizi var. Nefesin şifası ile ilgili teorik ve pratik bilgiler var. Yine kanser hastalarına özel her gün yapabilecekleri bir yoga, 20 dakikalık bir yoga pratiği var, meditasyon pratiği var. Onun dışında kanserin zihinsel ve duygusal nedenlerini keşfetmek ve bunları dönüştürmekle ilgili farklı koçluk çalışmaları var. Günlük rutin ve beslenmede nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili önerilerin olduğu bir video var. Hastalığa nasıl farklı bir bakış açıdan bakabiliriz? Hastaların bize vermek istediği mesaj nedir? Bununla ilgili videolar var. EFT gibi bilimsel tekniklerle işte duyguları nasıl dönüştürürüz? Bununla ilgili çalışmalar. Merak Bir ettiğim de olabilir. EFT'yi biraz detaylandırabilir misin rica etsem? tamam. Bunu tamamlayayım. Ondan sonra devam edeyim istersen. Bir de biraz önce konuştuğumuz gibi hayat amacını keşfetmeye yönelik bir bayağı böyle geniş bir koçluk çalışması var bu programın içerisinde. Yani bu dört saç ayağına da yönelik bu dört alanı da işte yapılandıracak şifalandırmaya destek olacak çalışmalar var. Şimdi şöyle oluyor. Kanser hastaları ilk tanı konduğunda böyle bir korku ve panik içerisinde oluyorlar tabii haklı olarak. Onlara ilk söylediğim şey şu. Onkoloji hekiminiz ne diyorsa onu mutlaka uyun. İşte tedavi aşamasında ne yemeniz gerekiyor, ne yememeniz gerekiyor, hangi tedaviyi alacaksınız, kemoterapi, radyoterapi, ameliyat vesaire. Bunu mutlaka hekimlere bırakın. Ama benim yaptığım da buna destek olarak hatta tedavi başarınızı da arttırıcı bir etkisi var. Destek olarak günlük hayatını nasıl düzenleyebilirsin? İşte günlük hangi
egzersizleri yapmalısın. Bu tanının getirdiği korku ve panik duygularıyla nasıl baş edebilirsin ve bu hastalığı bir basamak olarak kullanarak hayatını bugünden itibaren nasıl daha keyifli, daha kendin olarak yaşayabilirsin. Yani bu hastalık seni aslında dönüştürmeye geldi. O yüzden ismi dönüşüm programı. Hayatını bu hastalığı basamak olarak kullanarak nasıl dönüştüreceğini gösterdiğim bir destek programı bu. EFT'ye gelirsek, EFT Emotional Freedom Teknik kelimelerinin işte baş harflerinden oluşuyor. Duygusal özgürleşme tekniği. Böyle takılı kaldığımız işte bazı duygular, bu ölüm korkusu olabilir, değersizlik hissi olabilir. Olumsuz duyguları vücudumuzdan, zihnimizden, bilinçaltımızdan, enerji alanımızdan atmak için oluşturulmuş bir teknik. Psikologlar tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiş bir teknik. İşte vücuttaki, özellikle baştaki bazı akupunktur noktalarına böyle vuruşlar uygulayarak özel bir tekniği var. Onu ayrıntılı olarak anlatıyorum zaten videoların birinde. O size rahatsızlık veren duygudan özgürleşmeye yönelik yardımcı bir çalışma. Ben de daha önce uyguladım kendime. Çocukların da yapabileceği bir çalışma. Hiçbir yan etkisi yok. Öyle bir teknik o da EFT. Bilinçaltına dönüştürmeye yönelik bir çalışma diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. O beyninde, beynimizde oluşturmuş olduğumuz geçmişten episodik anıların biraz özgürleşmesine yönelik bir çalışma gibi anlıyorum. Aynen. O Aslında. anıların ya sende yarattığı hepsinin, evet o anı orada var, yaşandı ama o anı sende nasıl bir duyguyu tetikledi? Sende nasıl bir duygusal iz bıraktı? Onu bulup ondan sonra o duygudan özgürleşmeye yönelik yapılan bir çalışma. Ve çok da etkili. Yani anında böyle 4-5 dakikada etkisini gösteren, hem bilimsel altyapısı olan, bununla ilgili çok bilimsel çalışmalar da var. İsteyen PubMed gibi sitelerden bakabilir. EFT ya da Emotional Freedom Teknik yazdıklarında ve psikolojide de çok kullanılan bir teknik. Bir terapi yöntemi gibi bir şey aslında. Süper, çok güzel. Peki bu program ne kadar sürecek Ayşegül? Zaman olarak, süre olarak? Yani bunun bir süresi yok. Şimdi kişi bu programı aldığında dediğim gibi panelinden istediği zaman girip zaten hani hangi tekniği işte nefes çalışması iki veya yoga çalışması ya da işte koçluk teknikleri hangi aralıklarla ne kadar yapmaları gerektiğinde zaten programda açıklıyorum ben. İstedikleri zaman istedikleri yerde hatta şey diyorum ben enerji bedeni şifalandırmaya yönelik bir çalışma var. Mesela kemoterapi aldığı sırada hastaneye gidip o tedaviyi yatağında yatıp alırken bile hemen kulaklığını takıp paneline girip o enerji bedeni şifalandırma meditasyonu yapabilir. Yani hastalığın her döneminde işte tanıdan sonra tedavi, takip ve sonrasındaki remisyon döneminde bile rahatlıkla yapılabilecek çalışmaları içeriyor. Sınırsız ulaşabiliyor. Ne zaman ihtiyaç duyarsa istediği zaman geri dönüp oradaki koçluk çalışmalarını tekrarlayabilir. İşte benim o anlattığım teorik bilgileri tekrar hatırlamak için bakabilir. Dediğim gibi o nefes pratiklerini, yoga pratiklerini, EFT pratiklerinde ihtiyaç duyduğu her zaman yapabilir. Süper. Peki şeyi soracağım. Bir katılımcımız yazmış. Dördüncü evre kanserim diye. Evrelere göre programın katkıları nasıl? Orada bir yorumunu alabilir miyiz? Yani dediğim gibi her evrede yapabilir bunu. Şimdi ben insanlara şunu söyleyeceğim. Bu evredir. Ondan sonra evre, great, işte tanı, benim tanım şu. Ondan sonra işte benim su hormon pozitif, negatif falan. Bunlara çok takılmasınlar. Yani bu tıpçıların, doktorların isimlendirdiği bu terimlere çok takılmasınlar. Evreye, şuna buna. Sadece sağlığa odaklansınlar. Yani o anlamadıkları hani evreye şuna buna takıldı mı bu sefer zihin alt taraftan yazmaya başlıyor. Bunu istemiyoruz biz. Biraz Sadece dikkat çekici. şifaya, şeye odaklansınlar, sağlığa odaklansınlar ve her dediğim gibi tanıdan itibaren
tedavi, sonra işte remisyon, takip her süreçte yapılabilir. Ama tabii ki bu programa dahil olduklarında böyle bir önce bir görüşme, kısa bir görüşme yapıyoruz. Hani tam tanınız nedir, ne şekilde neleri yapmanızı, nasıl yapmanızı öneriyorum. Onunla ilgili de konuşuyoruz zaten. Burada evreye sormamın nedeni biraz daha böyle zannediyorum dördüncü evre için geçerli. Dördüncü evre tıbbi terim ve hastalara aktarım olarak direkt böyle sanki hani artık hiçbir çare yok ve ölüm falan şeklinde bir aktarım olduğu için genel olarak hastaların biraz daha böyle kaygıları daha yoğun oluşuyor gibi tespitlerim ve Evet, gözlemlerim. aslında o kaygıları taşıyan, o evrede olan insanlara daha çok önerdiğim bir program bu. Çünkü o mesela o EFT tekniğiyle bile oradaki o korkuya, ölüm korkusuna, o işte dördüncü evre, son evre, çok kötü bilmem ne, oradaki o inancı yok eden çalışmalar var. O inancı şifalandırmaya yönelik çalışmalar var. Tabii ki hani ben insanlara mucize vaat etmiyorum. Tabii Bunu ki. kimse vaat edemez. Sadece bu dönemi daha rahat geçirmeleri, bir farkındalık oluşması. Yani sonuçta hepimiz öleceğiz yani. Hani Türkiye'de dışarı çıktığında, trafiğe çıktığında, trafik kazasında başına bir şey gelme şansı ve bundan ölme oranın, bileyim, bir hastalıktan ölme oranından, şansından daha yüksek. Anlatabildim mi? Olay bu değil yani. Olay hayatımızı daha kaliteli hale getirmek, farkındalığımızı arttırmak. Ne dedim? Bu şey kısmını söylerken, spiritüel tarafımızı anlatırken, bu dünyadan gittiğimizde, bedenimiz öldüğümüzde yanımızda götürebileceğimiz tek şey öğrendiklerimiz ve bilincimiz. Para pul değil, başka bir şey değil. Bilincimizi arttırmaya yönelik, hayata dair farkındalıklarımızı, neler öğrendik, bundan sonra neleri farklı yapacağız. Buna daha çok böyle yardımcı olan, bu alanları şifalandıran bir program. O yüzden evre hiç önemli değil. Biraz da şuradan, Evreye takılmadan her an başlayabilirler. bir de şuradan bakmak istiyorum. Aslında bakarsak kendimize yaptığımız en kıymetli yatırımlardan biri. Diyelim ki kanser teşhisi aldık ve bir anda böyle o gelmesi gereken mesajı almamız gerekiyor. O noktadan sonra bile hayatınıza bakış açınızı değiştirdiğinizde her anlamda, senin o bahsettiğin o dört anlamda almamız gereken mesajı aldığımızda ve kendimize o yatırımı yaptığımızda zaten hayat bambaşka bir şekilde ilerliyor diye düşünüyorum. Boyut kazanıyor. Aynen öyle. Şimdi mesela kanserin zihinsel ve duygusal nedenlerini böyle çok genel olarak da söylersem, mesela derin bir incinmişlik yaşayan insanlarda görülebiliyor. Uzun zaman devam eden bir içerleme ya da kendine veya başkasına karşı uzun süre devam eden bir öfke, nefret ya da kin. Karşılık, biraz önce söyledi, karşılık bulamamış böyle aşırı fedakarlık ve bundan dolayı da hani ben verdim, fedakarlık ettim ama bunun karşılığını bulamadım ve bundan dolayı da içeride birikmiş bir içerleme ile öfke hissi. Duyguları, özellikle de öfke ile ilintili olanları uygun bir şekilde ifade edememe. Yani kanserin zihinsel duygusal nedenlerine bakıldığında, yani kanser tanısı konmuş kişilere bunlarla ilgili davranış bilimciler araştırdığında bunları bulmuşlar çoğunlukla. İşte bunları şifalandırmayı, bunları dönüştürmeyi önce farkına varıp ondan sonra da bir takım koşluk çalışmaları, bir takım nefes çalışmaları, işte EFT çalışmaları vesaire, bunları dönüştürmeye yönelik bu program ve benim onkoloji koşu olarak yaptığım şey. Ya Süper. farkındalık. Şimdi recall healing diye bir sistem var, biliyorsun. Ya bu hastalıkların, yeni Alman tıbbından türemiş ve hastalıkların zihinsel duygusal nedenlerini dönüştüren temel programlardan biridir. Onun öğreticisi Doktor Gilbert Reno var. Kanadalı bir doktor. O şöyle diyor: farkındalık, bir şeyi fark ettiğinizde, neden hastalandığınızı, siz neyin hasta ettiğini fark ettiğinizde %65 şifalanma başlar diyor. O yüzden farkındalık kazanmak çok önemli. Bunun için de koçluk çok önemli. Koçluk bakış açısı çok önemli. İki notuma eklemek istiyorum. Biri o duygulardan biri de aslında konuşmamak. Yani karşımızdakini işte kırmayayım, aman ince
diyerek aslında kendimizden verdiğimiz o susma halinden benim daha çok yaşadım. Mesela tiroidin en kilit noktalarından biri o. Aman kırmayayım, aman üzmeyeyim, aman şöyle olmasın vesaire filan şeklinde boğaz çakrasını çalıştırmamaktan kaynaklı bir belirti olduğunu eklemek istiyorum. Bir de şeyde şifa noktasında özellikle meditasyonun, özünüzle buluşmanın çok kıymetli olduğunu eklemek istiyorum. Evet, kesinlikle öyle. Peki, programa başvuru için nasıl bir yol izleyebilir arkadaşlarımız? Benim profilimde, Instagram profilimde web sitem var. Oradan direkt bakabilirler. Bana DM'den ulaşabilirler. Sistemde gene WhatsApp numarası var. Oradan ulaşabilirler. Ama siteden de direkt programı inceleyip aldıklarında zaten ben görüp ertesi gün 24 saat içerisinde iletişime geçiyorum programa dahil olan kişilerle. Ki bir ön görüşmeden bahsetmiştin Ayşegülcüğüm. Bu program hani web sitesinden başvurduklarında direkt ön görüşmeyi planlıyor musunuz yoksa ayrı bir şey yapması gerekiyor mu? Hani bilgi almak isteyenlere, görüşmek isteyenlerle görüşüyorum vaktim olduğu sürece ya da işte WhatsApp DM üzerinden bilgi veriyorum. Onun dışında programı aldığında ilk nasıl uygulamaları ile ilgili bir görüşme yapıyoruz. Süper. Peki, başka aktarmak istediğin bir şey var mı? Kansere ve Evet. bütünsel şifa. Sürenin sonuna geldik, değil mi? Aktar ekstra bir notun var mı? Ekstra bir notum. Yani şimdi tabii her kanser türü için de söylenecek farklı şeyler var. Hani ben genel olarak kanserin zihinsel ve duygusal nedenleri, hatta kanserin de ötesinde genel olarak hastalıkların nedenleriyle ilgili bir konuşma oldu bu. Canlı yayın oldu. Ama dediğim gibi her kanser türü için de farklı. İşte meme kanseri için, rahim yumurtalık kanseri için, prostat kanseri için, akciğer kanseri için de farklı zihinsel ve duygusal nedenler var daha spesifik olarak. Ha bir de şey de söyleyeyim bu arada. Meme kanseri hastalarına özel bir 11 günlük WhatsApp grubu çalışmam da var. 21 Kasım'da başlıyor yeni grup. Her ay yeni bir grupla başlıyorum. Onda da sadece meme kanseri tanısı olmuş almış kişilerle WhatsApp üzerinden bir grubumuz oluyor. Oradan her gün işte ses kaydı ile yazıyla işte bilgiler veriyorum. İşte nefes çalışmaları, meditasyon çalışmaları, beslenme ile ilgili bilgiler. Her gün farklı bir konumuz, uygulamamız oluyor. 11. günde de Zoom üzerinden hep birlikte canlı olarak buluşup işte soru cevap farkındalıkları falan konuşuyoruz. 2023'ün son grubu 21 Kasım'da başlayacak. Onun kayıtları devam ediyor. Bunu gene benim storylerimde görüp kayıt olabilirler. Ama bana DM'den mesajlar geliyor. İşte akciğer kanseriyle ilgili yapın, işte şu kanser türüyle ilgili yapın falan diye onunla ilgili spesifik programlarda yani WhatsApp kampları da hazırlayacağım bu arada. O Süper. nedenle de takipte kalabilirler Süper. izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bundan sonrası için de sağlığa dair özellikle farkındalık yaratmak adına dediğin gibi kanserin farklı çeşitlerinden de bahsetmek üzere ve lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoyu ben ekliyor olacağım birazdan. Konuşmak istediğim, yani konuşmamızı istediğiniz detaylar nelerse sağlığa dair bizlerin aktarabileceği, sizlere farkındalık sağlayacak neleri merak ediyorsanız bu noktada destek olmak isteriz. Senin de müsaadenle yorumları alacağım. Kendi sayfamda senin de muhtemelen paylaşımın olacaktır. Dolayısıyla birlikte bu noktada insanlığa hizmet ve farkındalık noktasında gelen talepler doğrusunda ilerleriz diye düşünüyorum. Ne dersin? Evet tabii ki. Yani neleri konuşmamızı isterler, bunları yazarlarsa bu canlı yayınları haftada bir ya da 10 günde bir rutin hale getirebiliriz tabii ki. Tamamdır. Çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktini ayırdığın için, değerli Ben bilgilerini teşekkür ederim. ve insanlığa katkı sağladığın için, konuğum olduğun için çok çok teşekkürler diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Sevgiler.